Haftada en az 2 seans yapmak gerekiyor. Akupunkturu haftada 3 de yapılabilir ama 2 seansı ideal olan 8 defa, yani ay, 1 ay boyunca haftada 2 kez yapmak, sonrasında ayda 1 yapmak ve sonrasında da hasta tamamen vücut dengeye geldikten sonra ilkbahar ve sonbaharda yılda 2 kez yapılsın diye öneriliyor. Hastalık oluşmadan yaptığınız zaman kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz ve birçok hastalığın önüne geçme şansınız oluyor. Çünkü vücudun kendi iç dengesini, organlarının kendini yenileme, iyileştirme gücünü kullanıyorsun akupunkturda. Çünkü rezerv olarak ağrıyı kesecek endorfin dediğimiz hormonlar var bizim beynimizde ama onlar hücrelerin içinde duruyor. Akupunkturla onu uyarıp ağrıyı doğal yolla kesiyoruz aslında. Ya da işte kortizol mesela, vücudumuz kendisi yapıyor kortizolü. Dışarıdan hap olarak aldığınızda bir sürü yan etkisi var. Ama akupunkturla kortizolü arttırıp iyileşmeyi arttırabiliyoruz. Mesela diz ağrılarında, dizdeki kireçlenmelerde gibi en çok oralarda işe. Ya da uykuyla ilgili etkisi mesela melatonini arttırıyor ve böylece endorfini arttırıyor. Uykuyu düzenliyor, uykuya dalmayı ve kaliteli bir uyku uyumayı sağlıyor böylece. Tabii ki bunlar hastalıklar oluştuktan sonra destekleyici olabilir. Akupunkturun iki türlü etkisi var. Bir yakın nokta iğnelemesi, bir de uzak nokta iğnelemesi. Uzaktaki noktaların da bazen başka noktalara etkileri olabiliyor. Bu da tamamen sinir sistemiyle alakalı aslında. Bel fıtık ağrılarında yine vücudun o ağrı kesici etkisini kullanıyoruz. Hem o noktalara uyguluyoruz. Hem de ağrılı noktalara aslında oradaki sinir uyarımlarını yaparak oradaki kaslarda bir gevşeme. Yine kortizol etkisini de kullanıyoruz. Çünkü kortizol de kasları gevşetir ve rahatlatır, ödemi giderir. Oradaki ağrıyı o da kesiyor. Yüz felçlerinde çok etkili. Yüz felçlerinde çok yardımcı. Çünkü orada lokal bir sinir hasarı var ve o sinirin tekrar rejenerasyonuna çok faydası olabiliyor. Uyararak, belli uyarıları vererek. İnme sonrası ağır bir felçte kısmi bir faydası olabilir. Belki spazmlarını birazcık azaltabilir hastaların. Mesela Parkinson'daki dengesizlikte çok kullanmışlar. İlaç tedavilerinin yanına akupunktur ekleyince hastaların yürümelerinin daha iyileştiğini görmüşler. İlaçla beraber akupunkturu kombine edip beraber tedavi uygulamak hastayı çok daha fazla rahatlatıyor aslında. Destekleyici aslında, iştahı kapatıyorsunuz. Ve aynı zamanda metabolizmayı da bir miktar hızlandırma şansınız var yine bu hormonları uyararak. Ama tabii ki esas olan tabii ki diyet yapmanız ve egzersiz yapmanız. Akupunktur sadece burada sizi destekliyor. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırdığı için normalden bir miktar bazal metabolizmanız arttığı için daha fazla kalori yakıyorsunuz. Akupunktur aslında bir böyle uzak doğu sadece tedavi yöntemi değil, Avrupa'da da çok uygulanan ve bilimsel olarak da kabul edilmiş bir tedavi yöntemi.